okuyun. Ben size şimdi e, kendi yazımda önemli tavsiye edeceğim yazım. Ebu'l-Hasen-i Şazeli radıyallahu anh. Duymuş musunuz? He? Şazeli tarikatının kurucusu. Ben onun kabrine gitmek için Mısır'a gittim. Kahire'ye. Oradan ne dedim size? 24 saatte gittim döndüm otelime. Sabah çıktık 7'de. Ertesi sabah 7'ye. O kadar çölde. Dağın ortasında. Evliyaullah'ın Reislerinden. İşte İbni Hatali İskenderilerin, Ebu'l-Abbas'ı Mürsilerin, İmamı Busirilerin. Neler neler ne saymakla bitmez. Bütün evliyanın reisi. Şeyh Efendi çölde vefat etti. Ayzab sahrasında. Aman ya Rabbi ne tecelli var o sahrada. 50 bin müridiyle beraber gidiyordu. Müridinin birine ne dedi? Bir balta al, bir kefen al, bir de hanut al, koku al vesaire. Niye dedi ki? Ayzab sahrasında olacağı görürsün. Orada işte vefat etti. Haç, haç yolundaydı. Vefat etti. Orada defnedildi. Ee, yani kabrini ziyaret hakikaten sağım. Çetin bir şey. Zor bir şey. Ama hükümet o zaman yani ben gittiğimde tabi eski hükümetler şeyi ne onun adı? Asfalt yapmışlar. Çölün bütün ortasını. Yani 20 saat peki. 10 saatlik yol hep yapmışlar. Çünkü binlerce, yüz binlerce dünya her yerinden halifeleri geliyor her sene. Orada ben gittiğimde tenha idi. Kimse yok idi. Elhamdülillah ziyaret ettik. Hizbul Bahr'ın sahibi. Hizbul Bahr. Benim Hizbul Bahr'ım Bağdat'ta okunsaydı Bağdat'ı hülakü alamazdı diyor. Böyle bir şey konuşmak herkesin harcı mıdır? Kolay mıdır yani? Şimdi bu zatın iki cihan saadetine kavuşmak için 57 tane tavsiyesi var. Bu 57 tavsiyeyi nerede buldum? Tabakat-ı Şazeliye'de buldum. Sonra o da diyor ki Hayatül Hayvan'da İmam-ı Demir. Hayatül Hayvan duydunuz mu? İmam Demiri. ilimde zirve. İbn-i Maciye de şerhi var. İmam Demiri Hazretleri, ya, Ali Adel Efendi Hazretleri hep o Hayatül Hayvan'dan nakil yapardı kitapların kenarına. İmam Demiri de o Şazeli'den. Birçok evliya oradan geliyor. Efendim diyor ki, İbn-i Dekikül İdler'den tut işte ne bileyim, Hz. İbn-i Abdüselam'lardan bütün markalar. Ebu'l-Hasen Şazeli'de böyle bir şey var. Bütün ulemayı kendine cem etmiş. Ee, Hayatül Hayvan kitabını buldum. Oradan da aslına baktım. 57 tane tavsiye. Bu 57 tavsiye sizin dünya ve ahiret bütün belalardan kurtarılmanızı tekeffül etmiştir. Tekeffül et, üstlenmiştir yani. Şimdi mesela misal veriyorum ama şey yapmayacağım. Artık okursunuz. 4 tane övülen haslet başta başlamış. Ondan sonra Mesela diyor ki sözünde doğru olma istersen, bütün hallerinde ihlas ver olma istersen, yağmur gibi bol rızka nail olma istersen, insanların kötülüğünden kurtulmak istersen, ister misin? Hayır rızık ve bereketi celbetmek istersen, her darlıktan çıkış Allah'ın yaratmasını istersen, korktuklarından emin olmak istersen, semanın kapıları ne zaman açılır, dua ne zaman kabul görür istersen, sıkıntıya sokan bir işten kurtulmak istiyorsan, bir kederden, üzüntüden, korkudan emin olmak istersen, he? kalbinin ölmemesini, kalbinin ölmemesini, her an ecel gelse zikir üzere ölmeyi istersen, he? kıyamet gününde Resulullah'ı görüp şefaatine ermek istersen, yüzünün nurlu olmasını istersen, kıyamet günü suzluğundan kurtulmak istersen, kabir azabından emin olmak istersen, he? heybetli görünmek istersen, ibadetten tat zevk almak istersen, Allah en küçük sıkıntı olmak üzere 99 dertten kurtulmak istersen, bir musibetten sevap kazanmak istersen, borcunun ödenmesini dilersen, muhsin kullardan olmak istersen, kamil imana kavuşmak istersen, Allah'ın seni sevmesini istersen, 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 istersen. İster misin? 57 tane içinde muazzam dualar var. Bir sultandan yetkiliden korktuğun zaman mahkemede hakimin yanına girerken şerrinden emin olmak istersen he? Hemen okuyup giriyoruz. Ya ya ya. Uhud dağı kadar altından borcun olsa kurtulmak istersen ayrı bir şey. Uhud dağı kadar evet duanın kabul olmasını istersen, günahların affolmasını olmasını dilersen, büyük günahlardan selamette kalmak istersen, Allah'ın gazabını dindirmek istersen Allah kızdı sana. Düştün bir günah. Bütün bunlar dördüncü sayfeden başlamış, dokuzuncu sayfada bitmiş. Allahu Teala Hazretleri dünya ahiret belalarından kurtulmak için bu büyük velisinin vasiyet ve tavsiyelerine uymayı ve amel etmeyi müyesser eylesin. Amin. Tamam mı? Ama işte dergide ama ne ilimler ne ilimler haftaya bir şey daha bir şifre vereceğim. Çok acayip bir şey yazdım sonuna. Bakarsanız bilirsiniz. Siz bir şey demeden bakmazsınız da ben derim haftaya inşallah. Unutturmayın bana. Onu anlatacağım. Ama onun der, izahını yapmam gerekiyor. Yani öyle bir şey ki bir sene içinde bugün yaptın. Bir daha sene bugüne kadar sana hayırlı olmayan hiçbir şey gelmiyor. Şerli hiçbir şeyde gelemiyor. Garanti veriyorum. Evet. İmam Şahranilerden, Muhittin Arabilerden veriyorum. i̇bn Abidinlerden veriyorum. Haftaya da onu anlatacağım inşallah. Yani ben, günlük yapılıyor. Ben eskiden günlük yapıyordum. Yoruluyorum. Haftalık yapıyorum. Her cuma gecesi yapıyorum. Demin yaptığım akşamdan sonra. Ama aylık da var, yıllık da var. Sizi ben zannedersem ömürlük var mı diyeceksiniz. <laughs> Bilmiyorum. Onu da görme. Yani ben gördüğüm kadarıyla izinliyim. Görmediğimi uyduramam. Ama hayatında bir kere yapsa Samimi söylüyorum son nefesine kadar bile etkisini göreceğini Evliya Allah garanti veriyor. Ama o çok önemli bir virttir ve zikirdir. Ona vakit ayırmalı. En azından haftada bir ayırın. Mümkünseniz efendim her gün yapın ama ben işte biraz eskisi gibi değilim. Eski her gün yapıyordum. Şimdi çok hastayım şeyim ama inşallah size de öğreteceğim. Daha neler öğreteceğiz inşallah. Değil mi arkadaşlar? He? Öyle 50 senedir yazmakla olmuyor. Efendim boyundan büyük kitaplar yazmakla olmuyor. Bereket başka bir şey. Hidayeti Allah yaratıyor. Tesir başka bir şey. Kaç kişi hidayet buldu? Kaç kişi namaza başladı? Kaç kişi haramları bıraktı? Kaç kişi Allah'ın yoluna döndü? Kaç kişi el itikadına döndü? Kaç kişi zikre başladı? Biz buna bakalım arkadaşlar. Yoksa profluk, doçluk, unvanlar, munvanlar, köşe yazarlığıyla falan olacak işler değil. Allah'ın dostlarını sevmekle, Onlara samimi bağlanmakla, onlardan el almakla, himmet istemekle bu bereketler devam ediyor ve devam edecek inşallah. Allah'ın dostlarının kapısıdır. Bu bizim kapımız değil. Büyüklerimizin kapısıdır. Allah kapılarından ayırmasın. Amin, Amin. diyenleri muhafaza edin.